ve sizi tanıyabilir miyim? Mehmet Genç, eski federasyon başkanı, şu an federasyonumuzun yönetim kurulu üyesiyim. Mehmet Bey, orienteering nedir? Bunun hakkında bilgi sahibi olabilir miyim? Orienteering, haritada çizilmiş noktaları koşarak sırayla zamana karşı bulma yarışı. Her yaş grubundaki çocuklarımız bu sporu yapabiliyorlar. Çocuk haritayı eline aldığı zaman yönüne koymayı, hedefin nerede olduğunu, aradaki mesafenin, haritanın ölçeğine baktığı zaman ne kadar zamanda gideceğini, giderken de hangi rotayı izleyeceğini, en az 4-5 tane işlemi bir arada yapmak zorunda. Dolayısıyla çocukların fiziksel ve zihinsel gücünü kullandığı, zayıfın kuvvetliyi geçtiği tek spor dalı. Peki nasıl, ilgi görüyor mu bu spor? 17 yıllık bir federasyonuz ama bak, geçen zamana baktığımız zaman önce üniversitelerden başladık. Daha sonra okullar seviyesinde şu an milli eğitimde okullar arası yarışmaları yapılıyor. Federasyonumuzun uluslararası arenada birçok şeye ev sahipliği yaptı. Bunlardan bir tanesi de kışın kayakla orienteering Avrupa Şampiyonası yapıldı. Önümüzdeki günlerde, yılda Gençler Dünya Şampiyonası Kocaeli ilimizde yapılacak. Dolayısıyla Güneydoğu Avrupa ülkelerinde Avrupa yarışmalarında ve dünya şampiyonlarına hem katılıyoruz hem de ev sahipliği yapıyoruz. Bugün de Hestorex Fuarı gerçekleşiyor. Bu fuarda da bazı etkinlikler yapıyorsunuz. Şimdi buradaki amacımız artık biz uluslararası arenada da söz sahibi olmaya başladık ve hatta birçok ülkelerde örnek olmaya başladık. Yani yaptığımız bir Avrupa şampiyonası bu en güzel takdir kazanan etkinliklerden bir tanesi. Ancak bizim bütün amacımız biliyorsunuz kuzey ülkelerinde çok popüler spor dalı. Oradaki kışın karlı ve sisli havalarda yapılamıyor. Kamp merkezlerinde sıkıntı çekiyorlar. Bir de Avrupa'da 61'den beri kurulmuş ama 100 yıldır yapılan bir spor dalı. Türkiye 17 yıl içerisinde hem bakir olarak yeni bir yer hem de özellikle kış şartlarında 12 ay yapabildiğimiz ülkemizde 12 ay yapılabiliyor. Dolayısıyla biz kışın onlara ev sahipliği yapıyoruz. Neden? Karlı ve sisli havalardan sonra Akdeniz bölgesi, özellikle Antalya, geldikleri zaman denizle kucaklaşıyorlar. Bırakın denize de giriyorlar burada etkinlikler esnasında. Dolayısıyla biz Antalya'dan veya baştan başa ülkemizi dolaştığımız zaman Akdeniz bölgesinde, Ege bölgesinde bu etkinlikleri yapabiliyoruz. Ama yazın ne oluyor? Yazında bir sefer İç Anadolu ve Karadeniz bölgesine çıktığımız zaman 12 ay spor yaptığımız ülkemiz güzel bir yer, güzel etkinliklere ev sahipliği yapıyoruz. Fuar nasıl geçiyor? Fuar iyiyiz, ilgi alaka iyi. Özellikle Türkiye Cumhuriyetlerden soranlar çok oluyor. İşte kuzey ülkelerinde yeni haritalarımızı falan getirdik. Buradan da alınabilirse. Biz burada artık ülkemizde yazında kamplara açığız. Sadece kışın değil. Yazında uluslararası arenadaki kamp merkezlerine ev sahipliği yapmaya hazırız. Onu tanıtmaya çalışıyoruz şu an. Çok teşekkür ediyoruz. İyi fuarlar. Çok teşekkür ederim.